Merhaba. Geçen derslerimizde momentum konusunu işledik ve buna ait sorular çözdük. Bugün elektrostatiğin ikinci kısmı olan elektriksel kuvvet, elektrik alan, elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel potansiyeli tanımlayacağız ve bunlarla ilgili örnekler çözmeye çalışacağız. Bu konuyla ilgili elde edeceğimiz kazanımlar, yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirleriz. Noktasal yük için elektrik alanı açıklarız. Noktasal yüklerde elektrik kuvvet ve elektrik alanla ilgili hesaplama yapacağız. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, potansiyel, potansiyel fark ve iş kavramlarını açıklayacağız. Düzgün bir elektrik alan içerisindeki iki nokta arasında potansiyel farkın nasıl oluştuğunu açıklayacağız. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, potansiyel, potansiyel fark ve işle ilgili hesaplamalar yapmayı öğreneceğiz. Charles Augustin de Coulomb, yüklü cisimlerin birbirlerini itip çekebileceklerini matematiksel bir ifadeyle gösterdi. Bu ifadeye göre yüklü cisimler birbirlerini K, Q1, Q2 bölü D kare gibi bir ifadeyle itip çekebilmekteydiler. Burada Q cisimlerin yükü ki Coulomb'a ithafen birimi Coulomb'tur. D aradaki uzaklık biliyorsunuz SI'ye göre uzunluk metrik sistemdedir. K ise bir sabit sayıdır. K'nın değeri 1 bölü 4 pi epsilon 0 gibi bir değerle hesaplanır. 4 pi sabit sayı olduğundan K'nın temel belirleyicisi epsilon 0 ifadesidir ki buna dielektrik katsayısı adı verilir. Sorularda lazımsa rakamsal olarak değeri mutlaka bize verilecektir. Bu hesaplama yapıldığında yaklaşık 8,98 çarpı 10 üzeri 9 gibi bir ifade çıkar. Ama biz hesaplamalarda kolaylık olsun diye K'yı 9 çarpı 10 üzeri 9 olarak alıyoruz. Aynı yüklü cisimler birbirlerini iterken zıt yüklü cisimler birbirlerini çekecektir. Burada bilmeniz gereken temel ifade kuvvet bir vektör olduğundan dolayı bu yük bunu ne kadar itiyorsa, bu yük de bunu o kadar itecektir. Yani kısacası iki vektör büyüklük olarak eşittir ama unutmayınız ki vektörlerin eşit olabilme şartı yön, şiddet ve doğrultu tamamının eşit olması, doğrultuları aynı, büyüklükleri aynı ama yönleri farklı olduğu için bu gösterim şöyle olamaz. F1, F2 eşit değildir. Nasıl söyleyebiliriz bunu? Ya büyüklüklere eşittir diyeceğiz. F1 eşittir F2. Ya da burada gösterildiği gibi F1 vektörü eksi F2 vektörüne eşittir. Unutmayınız ki vektörlerde artılık eksilik yön belirten kavramlardır. Büyüklük için bir anlam ifade etmezler. Zıt yüklü cisimler birbirlerini çekerler. Yine bu çekme yüklerin büyüklüğüyle orantılı, aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olacak şekilde değişecektir. Burada bir daha üstüne basarak söylüyorum. Formülde her iki yükü aynı anda kullandığımız için bunun buna uyguladığı kuvvetle bunun buna uyguladığı kuvvet birbirine büyüklük olarak daima eşit olacaktır. Model soru olması bakımından özellikle
bu iki şekil karşımıza çok çıkarlar. Bu şekilleri gördüğümüzde biz ne düşünmeliyiz, ne anlamalıyız? Bunu birlikte değerlendirelim. Şimdi iki cisim var ve birbirlerinden uzakta durduklarına göre birinci çıkarımımız mutlaka bu ikisinin işareti aynıdır. Çünkü birbirlerini itmeleri gerekiyor. İttikleri için bu şekilde bir denge oluşturacaklar. O zaman buradan birinci çıkarım olarak Q1 ve Q2 aynı işaretle olacaktır. Bunun aşağı doğru bir M1G ağırlığı, bunun da aşağı doğru bir M2G ağırlığı olduğunu varsayarsam, F1'in de büyüklük olarak F2'ye eşit olduğunu söylersem, burada dikkat edin, denge ifadesinden, lemi bağıntısından T1, F1 ve M1, G, T2, F2 ve M2G için iki ayrı denklem yazılabilir. Alfa eşit beta ise, yani diyelim bu cisimler dengede kaldılar ve açılar birbirlerine eşit oldu. Ve kuvvetler de birbirlerine eşit olduklarından dolayı burada M1 eşittir M2 gibi bir ifade çıkarılabilir. Böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Şimdi alfanın beta'dan büyük olduğunu varsayalım. Şimdi dikkat edin. Kuvvetler birbirine eşit. Alfa açısının büyük olmasının temel sebebi M2 kütlesinin M1 kütlesinden büyük olmasından kaynaklıdır. Tersten bakarsak olaya, beta büyük alfa ise bu durumda da M1 kütlesi M2 kütlesinden büyük olmalıdır. O zaman geneldeki bu yorum sorusu şeklinde karşınıza çıkacaktır. 1. Bu dengenin oluşabilmesi için yüklerimiz mutlaka aynı işaretli olmalı. 2. Aradaki açının durumuna göre, yani alfa ve beta'nın durumuna göre kütleler için bu bağıntılar hiçbir farklı değer bize verilmese bile bu çıkarımlar oluşturulabilir. İkinci temel şeklimiz, cisimler asılmışlar ve iplerdeki gerilmeler bize soruluyor. Şimdi burada QK ve QL'nin aynı işaretli ve zıt işaretli olması gibi iki farklı durumu inceleyelim. Şimdi hiçbir şey yokken bile hatırlayın, cisimlerin ağırlıkları zaten birer kuvvet. Şimdi Q1 ve Q2 aynı işaretli retli olsun. Aynı işaretli oldukları için birbirlerini itecekler. Bir F kuvveti burada, bir F kuvveti de itecek şekilde burada. Newton denklemlerini şimdi iki ayrı kütle için yazmaya çalışırsak, ifademiz T1 artı F eşittir aşağı yönlü GK artı T2. Şimdi aynı ifadeyi L cismi için yazmaya çalışırsak, T2 eşittir GK artı F kadardır. T2 ifadesini üst denklemde yerine yazarsak, T1 artı F eşittir GK artı GK artı F, F'ler gidecektir. T1'in değeri
Şurada ufak bir hata yaptık. Şurası GL olmalı. Bu durumda T1 eşittir GK artı GL'dir. Yani yüklere bağlı olan kuvvetin büyüklüğü ne kadar değişirse değişsin, T1 gerilmesi asla değişmeyecektir. Çünkü T1 gerilmesi cisimlerin ağırlıklarının toplamı kadardır. Dolayısıyla soruda size işte yüklerin değiştiği, aradaki mesafenin değiştiği gibi bir belirteç verildiyse bile T1 gerilmesi bunlardan asla etkilenmeyecektir. T2 gerilmesi ise kendi ağırlığını yanında aradaki kuvvete bağlı olduğundan kuvvetle ilgili her değişken T2 gerilmesinin değişmesine sebep olacaktır. Şimdi Q1 ve Q2'nin zıt işaretli olduklarını varsayalım. Zıt işaretli olsunlar. Bu durumda yine GL ağırlığımız burada, GK ağırlığımız burada. Onlar her zaman yeryüzüne doğru bir etki oluşturacaklar. Şimdi zıt işaretli oldukları için bu sefer birbirlerini çektiklerini varsayıyorum. QK ve QL zıt işaretli. Bu durumda yine K ve L için dinamik denklemlerini yazmaya çalışırsam T1 eşittir F artı GK artı T2. Denge şartımı hatırlıyorum. Aşağı yönlü kuvvetler toplamı ile yukarı yönlü kuvvetler toplamı birbirine eşit olmalı. Şimdi aynısını T2 için yazıyorum. T2 artı F. Çünkü bakın T2 ve F aynı yönlü. Eşittir GL. T2 artı F gördüğüm yere GL yazarsam T1 GK artı GL biçiminde yazılacaktır. Yani yükler birbirini itse de, yükler birbirini çekse de T1 gerilmesi kuvvetten bağımsız olarak sadece cisimlerin ağırlıklarının toplamı kadar çıkacaktır. T2 gerilmesi ise F'e bağlı olacağından F'i değiştiren her parametre T2 gerilmemizin değişmesine sebep olacaktır. Şimdi geldik elektrik alanı. Kuvvetin vektör olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Coulomb kuvveti olarak hesapladığım ifade yönlü bir büyüklüktü. Şimdi elektrik alandan bahsederken yine unutmamamız gereken şey elektrik alanında bir vektör olduğudur. Hatırlayınız, vektörlerde ifadeler yönlü biçimde toplanıp çıkarılabilirler. Skaler bir işlem yapmamız söz konusu değildir. Elektrik alanı basit biçimde şöyle tanımlıyoruz. Birim yükü etki eden kuvvete elektrik alan denir. Ben kuvvet ifademi biliyorum. Neydi? K, Q1, Q2 bölü D kare. Şimdi burada yüklerden birini eğer artı bir kabul edersem, birim yük olması bakımından, o halde benim ifadem K, Q bölü D kare şeklinde yazılacaktır. Elektrik alan hesabı yapılırken bakılan noktaya mutlaka artı birlik bir birim yük koyulur. Ve buna göre benim yüküm artıysa artı artı iteceğinden böyle bir vektör, benim yüküm eksi ise eksi artıyı çekeceğinden böyle bir vektör karşımıza çıkar. Hesaplayacak olursak bunun büyüklüğü KQ bölü D kare,
Bunun büyüklüğü K, Q bölü D karedir. Yani büyüklükleri aynı ama yönleri farklı iki vektör elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla işlemde bu ve bu ifade bambaşka iki farklı sonuç doğuracaktır. O yüzden lütfen dikkat ediniz. Elektrik alan ve elektriksel kuvvet hesaplanırken vektörel ifadeler yazılmalıdır. Alan çizgileri artı yükten daima dışarı doğru, eksi yük içinse daima içeri doğrudur. Alan çizgilerinin sıklığına bakarak yükün büyüklüğü hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Şimdi bakıyorum burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane alan çizgisi var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de burada var. Dolayısıyla şöyle bir oranlama yapabilirsiniz. Ben buna artı Q dersem bunu eksi Q olarak nitelendirebilirim. Şimdi buna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1. Çizgiler yüke doğru geldiği için işareti kesinlikle eksi. Az evvel verdiğim orana göre 8 tane çizgiye ben Q dersem 16 çizginin değeri eksi 2 Q olacaktır. Aynı yüklüğü cisimler birbirine ittiğinden dolayı sanki arada bir perde varmışçasına alan çizgileri birbirlerini kesmeden en kötü ihtimalle sonsuzda paralel olacak biçimde bir şekil alırlar. Unutmayalım ki elektrik alan bir vektördür, yönlü işlem yapılmalıdır. Alan çizgileri asla birbiri içinden geçmez. Yani hiçbir şart, hiçbir koşul altında şöyle iki alan çizgisi göremeyeceksiniz. Birbirini kesmeyecektir alan çizgileri sevgili arkadaşlar. Az evvel de söylediğim gibi en kötü ihtimalle sonsuza kadar birbirlerine paralel şekilde bu çizgiler bir yol izleyeceklerdir. Alan çizgilerinin sayısı ve sıklığına bakarak yüklerimiz hakkında bir kıyaslama yapabiliriz. Şimdi bunu basit bir örnek üzerinde değerlendirmeye çalışalım. Bir K yükümüz, bir de L yükümüz olsun. Şimdi bir, K yükünde alan çizgileri yüke doğru olduğundan QK'nın yükü eksilir. Aynı biçimde L yükünün alan çizgileri de yüke doğru olduğundan QL'nin yükü de eksilir. Dolayısıyla benden bir oran istediği için eksi bölü eksi sonuç kesinlikle pozitif bir sayı olacaktır. Şimdi bu yükleri değerlendirecek olursam neye bakacaktım? Hatırlayın, alan çizgilerinin sayısına bakacaktım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dersek şöyle bir oran verebiliriz. Şurası eksi 5Q, şurası eksi 9Q şeklinde değerlendirilebilir. Yüklü bir kürenin içerisinde elektrik alanın değeri sıfır olacaktır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir değerlendirme yaparsak. Kürenin içerisindeki bir noktada elektrik alanın değeri daima sıfırdır. Yani taradığım bölgenin içerisinde elektrik alanın değeri sıfırdır. Kürenin tam yüzeyinde maksimum değerli
elektrik alanı oluşur. Ki bunu K, Q bölü D kare veya D eşittir R olduğu için R kare şeklinde de yazabilirsiniz. Bir şey değişmeyecek. Uzaklaştıkça karesiyle ters orantılı olacak biçimde. Yani D büyük R ise bu durumda elektrik alanımızın değeri K, Q bölü D kare şeklinde karesiyle ters orantılı olacak şekilde bir azalma gösterecektir. Bunu grafikleyecek olursak, küremin içerisindeki noktaya baktığımızda, içerisindeki her noktada elektrik alanın değeri sıfırdır. Tam yüzeyinde bir maksimum değerden başlayarak, karesiyle ters orantılı olacak biçimde gitgide azalıp sıfıra doğru yakın sayan bir değer alacaktır. İç içe geçmiş küreler için ne söylenebilir sevgili arkadaşlar? Şimdi bu sefer X ve Y'nin yükleri işaret olarak bizim için önemlidir. Bu bir. İkincisi, baktığımız nokta kürenin içi mi dışı mı? İki ayrı küreyi ayrı ayrı değerlendirmek durumundayız. Mesela diyelim ki ben şurada bir noktayı göz önüne alıyorum. Şimdi baktığımda buradaki elektrik alan, ben buraya A noktası adını vereyim. Baktığımızda bu elektrik alan A noktası için X küresinin içi aynı zamanda Y küresinin de içi olduğu için A'daki elektrik alan sıfırdır. Dikkat edin, bir daha söylüyorum. Burası hem X küresinin içi hem de Y küresinin içi kadardır. Şimdi mesela biz başlangıçta bir kabullenim yapalım. Qx pozitif bir değer, Qy ise negatif bir değer alsın. Şimdi B noktası için düşünelim. Yani X küresinin tam yüzeyinden bahsedelim. B noktası Y küresinin içi olduğu için, yani şöyle bir basit ifade önce çıkaralım. Y küresinin içi olduğu için yine bunun değeri sıfır. Dolayısıyla buradaki elektrik alan doğrudan K Qx bölü R kare şeklinde oluşacaktır. Y küresinin yüzeyi için düşünürsek, bu sefer Y küresinin yüzeyi hem X'in dışı hem de Y'nin yüzeyi olacağı için, ki buraya da ben C noktası adını vereyim, C'deki elektrik alan bu sefer her ikisinden dolayı oluşan elektrik alan etkisiyle var olacağından K Qx bölü R R dersek 4R kare eksi, çünkü Y yüküm eksi, K Qy bölü 4R kare gibi bir ifadeyle verilir. Dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan bir tanesi, uzaklığın kürenin yüzeyinden değil merkezinden alındığı olacaktır. Küresel cisimlerin elektrik alanı ve ileride göreceğimiz elektrik potansiyeli hesaplanırken mesafeler mutlaka kürenin merkezinden alınmalıdır. Şimdi geldik bir diğer ifademize, elektriksel potansiyel enerji. Enerji bir skaler büyüklük olduğu için bu sefer yön kavramını dikkate almıyoruz. Ancak yüklerin artı veya eksi olması rakamsal değerlerde
bir değişikliğe sebep olacaktır. Hatırlayın, vektörlerde işaret yön belirtirken, skaler ifadelerde işaret doğrudan matematiksel değer üzerinde bir etki göstermektedir. Esasen bu bir enerji denklemi şeklinde yazılır. Nasıl? Çok basit bir ifadeyle. Bizim yaptığımız iş her zaman F çarpı delta x kadar mı? Ben cismi D kadar hareket ettirirsem, neydi hatırlayın kuvvetim? K, Q1, Q2 bölü D kare çarpı D. Dolayısıyla bu ifadeler gider ve benim enerji ifadem ortaya çıkar. K, Q1, Q2 bölü D. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz enerjinin temel birimi Joule'dür. Yapılan hesaplamalarda bunu göz önünde bulundurunuz. Şimdi böyle bir sistemimiz olsun ve bu sistemdeki potansiyel enerjinin değerinin nasıl oluşacağını birlikte çözmeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar, yapacağınız şu: bütün yükleri birbiriyle etkileştireceğiz. Yani birinci ile ikinci, birinci ile üçüncü ve ikinci ile üçüncü. Ama burada işlemi yaparken unutmayınız, işaretler doğrudan işleme etki edecek. Yani buradaki potansiyel enerji K Q1 çarpı eksi Q2 bölü D1 artı K K Q1 çarpı Q3 bölü D2 artı K Q3 çarpı eksi Q2 bölü D3 şeklinde bulunacaktır. Bu sisteme ait olan toplam potansiyel enerjinin değerini bulmuş olduk. Bir küre içerisindeki elektriksel potansiyel, ki hatırlayın az evvel küre içerisinde elektrik alanın sıfır olduğunu keşfetmiştik. Bu sefer küre içerisindeki elektriksel potansiyel her noktada aynı değere sahiptir ve şu bizim küremiz, şurası da R kadar olursa K Q bölü R şeklinde ortaya çıkar. Elektriksel potansiyel nasıl yazılır diye düşünecek olursak, az evvelki potansiyel enerji ifademizde K Q1 Q2 bölü D ifademizde yükün birini yine artı bir birim yük olarak kabul edersek ortaya bizim elektriksel potansiyel ifademiz çıkacaktır. Elektriksel potansiyel volt birimiyle birimlendirilir sevgili arkadaşlar. Yani bu durumda söyleyeceğimiz temel şey, R yarıçapı için düşünecek olursak D küçük ve eşit R ise V'nin değeri maksimum, D büyük R ise V'nin değeri K Q bölü D şeklinde hesaplanır. Bu da K Q bölü R biçiminde hesaplanır. İç içe geçmiş kürelerimiz varsa bu kürelerin elektriksel potansiyeli nasıl değişir? Şimdi bunu incelemeye çalışalım. Şimdi bir K noktamız olsun ve bu K noktamızdaki potansiyelin değerini, ki potansiyelin skaler olduğunu belirttik, Q1 artı yüklü, Q2 de eksi yüklü bir ifadem olsun. O zaman K'da
toplam potansiyelim K Q1 bölü D eksi K Q2 bölü D kadar olacaktır. Şimdi içeride bir nokta alalım ve bu noktadaki durumu inceleyelim. X küresinin dışı, Y küresinin içi, ama ben biliyorum ki Y küresinin içindeki her noktadaki potansiyel değeri yüzeyindeki potansiyele eşittir. Bu sebeple de bu ifadeden yola çıkarak bu noktadaki potansiyeli şöyle hesaplayabiliriz. K Qx bölü uzaklık 2R. Eksi. Neden eksi? Y yükünün değerini eksi olarak kabul ettim başta. K Qy bölü 3R. Yine hatırlatalım. Bunu artı kabul ettik. Bunu da eksi kabul ettik. Şimdi içerideki bir nokta, yani her iki kürenin de içindeki bir noktada acaba potansiyel nasıl olacak? Şimdi geliyorum. X küresinin baktığım nokta içinde, Y küresinin de yine içinde. O zaman içindeki her noktada potansiyel kürelerin yüzeyindeki potansiyele eşit olacağı için yine burayı K noktası olarak isimlendirirsem VK K QX bölü R X'in yüzeyi eksi K QY bölü R şeklinde bir ifadeye kavuşacaktır. Şimdi bir A potansiyelli noktam ve bir B potansiyelli noktam olsun. Burada A potansiyelli bir noktam ve B potansiyelli başka bir noktam varsa bu iki nokta arasındaki potansiyel fark skaler nicelik olduğu için doğrudan değerlerin farkı şeklindedir. VAB eşittir VB eksi VA veya tersten bakarsak VBA eşittir VA eksi VB şeklinde bir değer alacaktır. Yani AB arasındaki potansiyel fark büyüklük olarak eşit, rakamsal olarak eşit. Sadece işaretleri birbirinin tersi bir değer alacaktır diyoruz. Biliyorsunuz potansiyel fark 10. sınıfta da gördüğümüz üzere elektrik konusunda elektrik akımının oluşmasındaki temel etmendi. Yani yüklerin hareketini sağlayabilmek için yüksek potansiyelli bölgeden düşük potansiyelli bölgeye akımı ilerlediğini kabul etmiştik. İşte potansiyel fark devrede bu basit mantıkla oluşturuluyor. Yüklü bir cismin yaptığı iş nasıl hesaplanır diye soracak olursak, yüklü bir cismin yaptığı iş Q çarpı V ile hesaplanır. Sevgili arkadaşlar, bu V'ye özellikle bakın şapka koydum. Bunun bir sebebi var. Çünkü ilerleyen aşamalarda bu denklemi hız denklemleriyle eşitlemeye çalışacağız. Dolayısıyla ki oradaki hıza ait olan V ile potansiyel farka ait olan V birbirine karışmasın diye elimiz alışsın. Şimdiden onu şapkalı bir biçimde gösterelim. Burası potansiyel fark. Burası da yük şeklindedir. Potansiyel farkın birimi volt, yükün birimi kulomb olduğuna göre işin de temel biriminin jül olduğunu biliyorum. Jül o zaman kulomb çarpı volt gibi bir ifadeyle yazılabilirmiş.
Bir K noktasından L noktasına gelmek için yapılan iş Q çarpı VL eksi VK olacağından K'dan L'ye gelene kadar aldığım yollar farklı olsa bile baş ve sonda başlangıcımız K, sonucumuz L olduğu için bu cisimlerin yaptığı işler birbirine eşittir. Yani yapılan iş alınan yoldan bağımsız biçimde gerçekleşmektedir. Diğer dersimizde 11. sınıf kazanım testlerinden 14 ve 15, mezun kazanım testlerinden 25 ve 26'dan sorular çözeceğiz. Testleri odsgm.meb.gov.tr sitesinden ücretsiz bir biçimde indirebilirsiniz. Derslerimizin tekrarı için YouTube kanalımız Erzincan MEM. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.